Bazı insanlar Einstein'ın nasıl düşündüğünü, biz fizikçilerin nasıl düşündüğünü merak ediyor. Bu genelde de sessizlikte, kendi başımıza olduğumuzda gerçekleşiyor. Camdan dışarıya bakarız ve denklem dizileri kafamızın içinde dolanır. Ta ki bu denklemler birbirleriyle uyuşana kadar. Ondan sonra bir parça kağıt alırız ve karalamaya başlarız. Her yere denklemler karalamak çok can sıkıcı olabiliyor. Bir zarfın arkasına denklem karalama klişesi genelde doğrudur. Çünkü çoğu zaman bulabildiğimiz tek kağıt odur. Her zaman imgeler halinde düşünüyordu. Bir şeyleri gözünde canlandırıyordu. Babası ona bir pusula hediye ettiğinde geceler boyunca oturup kuzeyi gösteren iğneyi izledi. Bunun tüylerin diken diken ettiğini söylüyordu. Einstein bir keresinde şöyle demişti: Tanrı'nın düşüncelerini matematik şeklinde bilmek istiyorum. Einstein tek bir denklem istiyordu. Belki sadece 1,5 santimlik bir denklem. Bu bütün fizik kanunlarını içerecekti. Evrenin güzelliğini, asaretini tek bir denkleme sığdıracaktı. Bu hayatının amacıydı. ...1900'de Albert Einstein, İsviçre Federal Politeknik Üniversitesi'nde 21 yaşında bir öğrenciydi. Bu genç adamın günün birinde deha ile aynı anlama geleceğini öğretmenlerinin hiçbiri öngörememişti. Dersleri kırıyordu. Öğretmenleri onun bir haylaz olduğunu düşünüyordu. Bunun sonucu olarak Einstein mezun olduktan sonra tek bir iş bile bulamamıştı. Hatta alan değiştirip hayat sigortası satmayı bile düşündü. Günün birinde kapıyı açtığınızda karşınızda size hayat sigortası satmaya çalışan Albert Einstein'ı gördüğünüzü düşünebiliyor musunuz? Ne büyük bir ziyan. Einstein hayata kaybettiğini düşünüyordu. Ailesine belki de hiç doğmamış olsa daha iyi olurdu diyen bir mektup yazmıştı. Hiç kimse genç Albert Einstein hakkında konuşmuyordu. Çeşitli şehirlerde yedek öğretmenlik yaptı ve kısa süreli işlerde çalıştı. Einstein'ın babası onun adına akademik görevler için başvurular yapıyordu. Çok ünlü bir profesöre yazarak Einstein'ı araştırma asistanı olarak kullanıp kullanamayacağını sordu. Ancak boşta hiç pozisyon yoktu. Babası öldüğünde genç Albert'in ailenin yüz karası olduğunu düşünüyordu. 1902 yılında depresyona girmiş ve ümidini yitirmiş olan Albert, İsviçre'nin başkenti Bern'e taşınıp bilimden uzak bir kariyere atılıyor. Arkadaşlarından biri İsviçre Patent Ofisi'nde patent memuru olarak ona bir iş ayarladı. Einstein 3. kattaki bu ofiste haftanın 6 günü İsviçre hükümetine her türlü mucit tarafından sunulan başvuruları inceliyordu. Bir patent verildiğinde elinde birçok bilgi oluyordu ve bunları özüne indirgemesi gerekiyordu. Ve bu da onun fizikçi olarak becerilerini geliştirdi. Analiz etmesi gereken patentleri çok kısa süre içinde inceleyip bitiriyordu. Bu işi fazla zor bulmuyordu. Entelektüel açıdan zorlayıcı değildi. Bu ona evreni düşünmek için fazlasıyla zaman tanıyordu. Üniversitede profesörlere yaranmaya çalışarak bir yere varamazdı. Ofisindeki sandalyesinde otururken bir ışık huzmesinin yanı sıra hareket etmenin nasıl olacağını hayal ederken daha iyi durumdaydı. O işten dünya tarihini değiştirecek bir devrim başlatacaktı. Einstein'ın durağan gündüz düşleri evrenin algılanış şeklini tamamen değiştirecekti. Onun mucize yılı olarak tanımlanan 1905 yılında boş vakitlerinde 4 tane öngörülü çalışmasını yayınladı. Bu çalışmalarının ilki eski ışık nedir sorusunu soruyordu. Fotoelektrik etkisi. Hiç tanınmayan bu adamın yazdığı bu çalışma ışığı foton olarak adlandırılan bir partikülden geldiğini gösteriyor. Bunu televizyonda kullanıyoruz. Bunu lazerlerde kullanıyoruz. Bir başka çalışmasında ise 26 yaşındaki Einstein günümüzde artık sorgusuz kabul edilen bir şeyi öne sürüyor. Atomların varlığı. İnsanlar o dönemde atomlara inanmıyordu.
Ancak o, atomların sıvı içinde küçük toz partiküllerini hareket ettirebildiğini kanıtladı. Ayrıca atomların boyutlarını hesapladı. Bu çalışmalar herhangi bir fizikçi için inanılmaz bir kariyer anlamına gelirdi. Ancak Einstein çalışmalarını henüz bitirmemişti. Ünlü denkleminin olduğu bir çalışma daha yazıyor. E eşit mc kare. En basit seviyede bu enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüşebildiği anlamına geliyor. En küçük madde parçası potansiyel olarak çok büyük miktarda enerji içeriyor. Bunu serbest bırakmak için bir nükleer reaksiyon gerekir. Gece gökyüzünde kesintisiz olarak meydana gelen türden. İnsanlar gökyüzüne bakmaya başladıklarından beri aynı şeyi soruyor. Yıldızları parlatan nedir? Bu soruyu cevaplamak Albert Einstein'a düşmüş. Kütle, yani M, enerjiye, yani E'ye dönüşüyor. Yıldızları aydınlatan mekanizma budur. Günümüzde E eşittir mc kare Einstein'ın en meşhur denklemidir. Ancak aynı yıl yayınladığı bir başka teori çok daha önemlidir ve çok daha tartışmalıdır. Özel izafiyet teorisi. Einstein küçük bir çocukken bir ışık huzmesine binmenin nasıl bir şey olacağını düşünmekten keyif alırdı. Şimdi ise bu gündüz düşüne geri dönüyor ve bu hayatını değiştiriyor. 1905 ilkbaharında Einstein bir otobüse binmişti ve geriye dönüp İsviçre'nin Bern şehrine hakim olan saat kulesine baktı. Ardından otobüs ışık hızına yakın bir hızda gitse ne olurdu diye düşünmeye başladı. Hayalinde Einstein dönüp saat kulesine baktığında gördüğü şey şaşırtıcıdır. Işık hızına ulaştığında saatin kolları zamanda donmuş gibi görünür. Einstein daha sonra zihnimde bir fırtına koptu. Birdenbire her şey ileriye atılmaya başladı diye yazacaktı. Einstein saat kulesinin orada zamanın normal bir şekilde geçtiğini biliyor. Ancak Einstein'ın ışık hızındaki otobüsü ışık hızına ulaştığında saatten gelen ışık artık ona yetişemiyor. Boşlukta ne kadar hızlı ilerlerse zaman içinde o kadar yavaş hareket eder. Bu anlayış Einstein'ın zaman ve mekanın birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyleyen izafiyet teorisinin doğmasına yol açar. Hatta aynı şeyler mekan zaman olarak adlandırılan esnek bir kumaş. Otobüste tek başına oturan Einstein, evrenin sırlarından birini gördüğüne inanır. Einstein'da önce evren, bir şeylerin olduğu bir boşluktu ve hiçbir şey yapmıyordu. İçinde bir şeyler vardı. Zamanla birleşerek, mekan zaman haline gelen uzay içinde her şeyin yer aldığı bu arenayı anlamanın daha dinamik bir şeklidir. Bir bakıma daha canlı hale geliyor. Çok sıra dışı ve çok tuhaf şeyler söylüyor. Daha önce nadiren Avrupa'nın en prestijli bilim dergilerine bu kadar radikal bir şey sunulmuştu. Günün fizik dünyasının tamamen dışındaydı. İsviçre'deydi ve bir patent memuruydu. Ancak zamanın yerleşik fizik kurallarının hepsine meydan okuyabileceğini düşünebilecek kadar tutkuluydu. Her zaman çok büyük bir coşku yaşanmasını ümit edersiniz. Herkesin çıkıp bunun bu konuda çok büyük bir ilerleme olduğunu söylemesini istersiniz. Ama bu nadiren gerçekleşir. İnsanın zaman kavramı ne olursa olsun, Einstein için patent bürosunda zaman yavaş geçiyordu. Önemli bilim dergilerine, en iyi bilim dergilerine çalışmalarını gönderip en iyisini umut ediyordu. Ama uzun bir süre hiçbir şey olmadı. Kaygılanıyordu. Fizik toplumunun onun bu büyük çalışması karşısındaki tepkisi ne olacaktı? Sessizlik. Einstein büyük bir depresyona girdi. Bu 3-5 ay ona bir sonsuzluk gibi gelmiş olmalı. Ve sonra Einstein'ın çalışmaları belki de onu tamamen anlayabilecek tek kişinin ellerine geçiyor. Max Planck. Max Planck Avrupa'nın en büyük teorik fizikçisiydi. Planck Berlin'deki Die Annalen der Physik dergisinin editörüydü. O dönemin en önemli fizik dergisiydi. Max Planck tanınmayan bu fizikçinin çalışmasını okuyordu. Ve Max Planck, "Ah, burada bir şeyler var," dedi. Planck bunun önemli bir genç bilim adamının önemli bir çalışması olduğunu derhal anlamıştı. İzafiyet çalışması Haziran 1905'te yayınlandı.
17 numaralı o sayı artık bilim tarihinin en önemli yayınlarından biri. O dönemde Einstein bir bilim insanı bile değildi. Üniversitelere ve liselere yaptığı başvurular hala geri çevriliyordu. Buna Einstein'ın mucize yılı diyoruz. Tabii kendisi bu dönemi bir mucize yılı olarak tanımlamazdı. Mucizeler bir şeylerin kolayca meydana geldiği hissini uyandırıyor. Planck'ın Einstein'ın 3. sınıf bir patent memuru olduğunu bildiğini sanmıyorum. O yüzden Bern'deki bu tanınmamış ve genç Albert Einstein'ın kim olduğunu merak etmiş olmalı. Bu tanınmamış Einstein aslında 1 yaşında bir oğlun babası ve İsviçre Politeknik Üniversitesi'nde tanıştığı sessiz ve ciddi Mileva Maric'in kocası. Zürih'te Politeknik Üniversitesi'nde okurken kadınlara oldukça yakındı. Kadınların verdiği yemeklerde ve kokteyl partilerinde keman çalardı. Ancak gözü Mileva'ya takılmıştı. Gözünü ondan alamıyordu. Mileva sınıfındaki tek kadındı. Karşısında bir fizikçi vardı. Ona vurulmuştu. Ortak bilimsel tutkularında kısa süreli bir sapma yapan Albert ve Mileva 1903 yılında evlendiler. Bir yıl sonra ilk oğulları Hans Albert dünyaya geldi. Einstein ailesi İsviçre'nin başkentindeki bu küçük iki odalı evde yaşıyordu. İçinde bulunduğu kısıtlı şartlar hayatının bu aşamasında bulunmayı umduğu duruma pek uymuyordu. Mileva her zaman büyük bir fizikçi olmayı istemişti. Ancak Zürih Politeknik'te dönem sonu sınavlarından kaldı. 1905 mucize yılındaki tüm çalışmalarında özellikle de özel izafiyet çalışmalarında fikir danışmanlığı yapmaya başlıyor. Çalışmaları yazmaya, matematik işlemleri kontrol etmeye yardımcı oluyor ama sonunda bir ev kadını olarak kalıyor. Einstein bir yandan bilimsel çalışmalarını yapmaya çalışırken bir yandan da haftanın 6 günü işe gidiyordu. 1907'de Einstein izafiyeti açıklamak için yeni bir makale yazmayı kabul ediyor. Ancak teorisini tekrar gözden geçirdiğinde ciddi anlamda kısıtlı olduğunu fark ediyor. Özel izafiyet denmesinin bir sebebi vardı. Bu sebep de sadece sabit hızda hareket etmeyi ele almasıydı. Başka bir deyişle Einstein'ın özel izafiyet teorisi sadece belli bir durum için geçerliydi. Sabit hızda bir tek yönde hareket eden bir nesne için. Ancak Einstein gerçek dünyayı anlamak istiyordu ve gerçek dünya bu şekilde işlemiyordu. Einstein teorisinin hızlanma için geçerli olmadığını fark etti. Ancak bizim evrenimizde her şey hızlanıyor. Bozuk bir yolda jet uçakları, tren vagonları, her şey hızlanıyor. O yüzden özel izafiyette bir eksiklik vardı. Einstein'ın hayali yolculuğunda hızı herhangi bir şekilde değişiklik gösterdiği takdirde nesnelerin zaman ve mekan içindeki hareketiyle ilgili fikirleri geçersiz oluyordu. Onun bilimsel zihni bunu bütün durumlara uygulamak istiyordu. Einstein bu teorinin işe yaraması için evrendeki her şeyi kapsaması gerektiğini biliyor. Ve bu da her şeyi bir arada tutan, her yere yayılan ve görünmez gücü de kapsıyor. Yer çekimi. Yer çekimi her yerde. Yer çekimi bizi yerde tutuyor. Yer çekimi güneşi bir arada tutuyor. Güneş sistemini bir arada tutuyor. Özel izafiyette yer çekimi neredeydi? Einstein özel izafiyet teorisini genel izafiyet teorisine geliştirmek istiyor. Bu teori sadece zamanı değil, aynı zamanda yer çekimini de açıklayacaktı. 200 yıllık bilimsel düşünceler ve kahramanı Sir Isaac Newton'a karşı savaşacağının farkındaydı. Yıl 1907 ve 28 yaşındaki Albert Einstein hala patent bürosunda memur. Özel izafiyet teorisini yayınlayalı 2 yıl oldu ve tutkulu Einstein çok daha radikal bir evren yorumu geliştirmeye karar veriyor. Genel izafiyet teorisi. Bunu yapmak için bilimsel kahramanı Sir Isaac Newton'a karşı çıkması gerekiyor. Einstein'ın döneminde Isaac Newton bir tanrıydı. Newton modern bilimin kurucusuydu. Bu Newton'un 1867'de yayınlanan Principia Mathematica kitabının birinci baskısı.
Paha biçilemeyen bu kitap, yüzyıllar boyunca evrensel fiziğin meşhur temelini oluşturan kitabın ta kendi. Ta ki Einstein ortalığı bulandırana kadar. Isaac Newton'ın bahçesindeki efsanevi elma düşeli ve Isaac Newton'a yer çekimi kanununu formüle etmek için ilham vereli neredeyse 250 yıl olmuştu. Newton diyordu ki, bir nesne düştüğü zaman bunun sebebi onu aşağıya çeken yer çekimi denen gizemli güçtür. Ancak Isaac Newton'un kendisi de bu açıklamayla tatmin olmamıştı. Nesneler itildiği için hareket eder, çekildiği için değil. Nesneler itildiği için hareket eder. Peki bunu iten nedir? Bunu Newton da bilmiyordu. O yüzden Newton ellerini kaldırıp, bilmiyorum, o yüzden yer çekimsel çekim diye bir şey icat edeceğim dedi. Bu problemi kesinlikle çözmek istiyorum. Ben evrenin tamamını anlamak istiyorum. O böyle demeye hazırdı. Max Planck, istersen yer çekimi üzerinde çalışabilirsin ama iki tane sorun var dedi. Başarılı olamayacaksın. Bu problem çok zor dedi. Üstelik çözsen bile kimse sana inanmayacak. Bu fazlasıyla zor bir görevdi. Nereden başlanacağı veya nereye gideceği belli değil. Sonunda ona gerekli ipucunu veren şey, eski ve sadık mantık yürütme yolu, yani düşünce deneyi oluyor. Sizin benim hayal kurmak olarak adlandıracağımız şeye o düşünce deneyi diyebiliyor. Çünkü o Einstein. Patent bürosundaki odasında camdan dışarıya bakıyor ve çatıda çalışan adamlar hayal ediyor. Sonra bu adamlardan biri çatıdan düşse ne olur diye düşünmeye başlıyor. O anda hayatının en mutlu düşüncesini yakaladı. Asırların ilhamı. Gözünde bir adam canlandı ve adam kendi ağırlığını hissetmiyor olacaktı. Ağırlıksız olacaktı. Sonra şunu düşünmeye başladı. Siz asansördeyken birisi kabloyu kesecek olsa size ne olurdu? Düşersiniz. Ama asansör de sizinle aynı hızda düşer. Yani asansörün içinde ağırlıksız olursunuz. O anda Einstein anladı. Yer çekimi kapatılmış gibi oluyor. Peki gerçekten ne oluyor? Yer çekimsel çekim diye bir şey yok. Dünya etrafındaki uzayı eğiyor. Ve uzay beni bu sandalyenin üstüne itiyor. Uzayın kendisi bükülebiliyor. Bu kulağa delilik gibi geliyor. Uzay ayarlanabilir. Uzay ve zaman aslında şekillendirilebilir. Bükülebilecek esnek bir şey. Bir nesneyi uzaya çıkardığınızda etrafındaki boşluğun biçimini bozar. Dünya neden güneşin etrafında dönüyor? Çoğu kişi güneşin yer çekiminin dünyayı daire şeklinde güneşe doğru çektiğini söyleyecektir. Bu yanlış. Dünya güneşin etrafında dönüyor çünkü güneş dünyanın etrafındaki boşluğu çarpıtmış ve uzay dünyayı güneşe doğru itiyor. Yeni bir yer çekimi teorisi geliştirmişti. Yeni bir evren teorisi. Einstein yer çekimiyle ilgili fikirlerini yayınlar. Aynı zamanda atom konusundaki çalışmaları büyük ilgi çekiyordu. Bunun sonucu olarak 1911'de Zürih Üniversitesi'nde tam zamanlı bilim insanı olarak çalışması teklifi gelir. 32 yaşındaki patent memuru sonunda ilk defa Profesör Albert Einstein olmak üzere Bern'den ayrılır. İnsanlar 1905 mucize yılının çalışmalarının büyük ihtimalle doğru olduğunu fark etmeye başladı ve Einstein, Avrupa'nın en büyük fizikçi toplantısı olan Solvay Konferansı'na davet edildi. Belçikalı hayırsever Ernest Solvay tarafından düzenlenen bu konferanslar Avrupa'nın en büyük bilimsel zihinlerini bir araya getiriyordu ve Albert Einstein de aralarındaydı. Hatta oradaki en genç profesör odur. İyi bir izlenim bırakmıştı. Dost canlısıydı, eğlenceliydi ve zeki biriydi. Gerçekten zekiydi. İnsanlar bunu görebiliyordu. Bu aynı zamanda Mileva'nın kendisi hala küçük Bern dünyasının bir parçasıyken Einstein'ın çok daha büyük bir dünyanın parçası haline geldiğini fark ettiği bir andı.
Bana toplantılardan bahset. Keşke orada olsaydım. O bilim adamlarıyla tanışmayı isterdim. O büyük bilim adamlarıyla tanışmak her zaman hayalimdi şeklinde şikayet dolu mektuplar yazıyordu. Sadece diğer fizikçileri değil, fiziğin kendisini de kıskanmaya başladı. Einstein'ın dersleri Avrupa bilim dünyasını karıştırdı. Doğduğu ülkenin başkenti olan Berlin'de konuşmaya davet edildi. O dönemde Berlin, Orta Avrupa'nın en hareketli şehriydi. Einstein askere alınmamak için 15 yaşında Almanya'dan ayrıldığından beri oraya dönmemişti. Ertesi yıl Alman vatandaşlığından feragat etti. Einstein Berlin'e genelde meslektaşlarını ziyaret etmek için gidiyordu. Fakat aynı zamanda bir kuzeni tarafından da davet edilmişti. Elsa Einstein adından birinci derecede bir kuzeni birbirlerine çocuk olarak tanıyorlardı. Ancak Einstein onun izini kaybetmişti. Kendi başına yaşıyordu. Boşanmıştı ve iki kızı vardı. Mileva'nın tam tersiydi. Bir bilim insanı değildi. Entelektüel değildi. Fakat büyük yemekler hazırlamayı ve Einstein'la ilgilenmeyi seviyordu. Birbirleriyle vakit geçirmeyi seviyorlardı. Uzun yürüyüşlere çıkıp gemilere bakıyorlardı. Ondan çok etkilenmiş olmalı. Einstein, Zürih'e döndükten sonra birbirlerine ateşli aşk mektupları yazmaya başladılar. Ve bir noktadan sonra Einstein, lütfen artık bana yazma, bu iş yürümeyecek diyor. Bunun fazlasıyla karma karışık bir durum olduğunu hissetmiş olmalı. Albert Einstein için bile karma karışıktı. Kalbin gizemleri Albert Einstein'dan sakınsa bile evrenin gizemleri onu daha da çok meşgul ediyordu. Uzayın bükülmesi ve uzay zamanın eğrilmesi insanın kafasını karıştırıyor. Genel izafiyet teorisini daha kapsamlı bir şekilde geliştirmek için 4 yıldan beri çabalıyordu. İzafiyet teorisi o kadar karmaşıktı ki çok az kişi anlayabiliyordu. Birinin bunu test etmesi gerekiyordu. Eğer test edilebilir bir hipotez değilse bilim değildir. Bilim kurgudur. Einstein teorisini çözmek için doğru yolda olduğunu biliyordu. Ancak bunu kanıtlamanın bir yolunu bulması gerekiyordu. 1911. Einstein zorlu 4 yıldan beri genel izafiyet teorisini mükemmelleştirmeye çabalıyor. Bu radikal konsepti kanıtlayana kadar teorisi kabul edilmeyecek. Birdenbire aklına bir fikir gelir. Eğer uzayın büküldüğü bir alandan bir ışık huzmesi geçirebilirse, teorisine göre ışık huzmesi bükülüyormuş gibi görünecektir. Işık sadece düz çizgileri bilir. Bükülen şey uzaydır. Neyin ışığı bu kadar bükebilecek yer çekimi vardır? Güneşe ne dersiniz? Dünyadan 300 bin kat daha büyük olan Güneş, Einstein'ın deneyi için mükemmeldir. Peki ama Güneş'in etrafından bir ışık huzmesini nasıl gönderebilirsiniz? Uzak bir yıldızdan gelen ışığın Güneş'in ve Güneş'in çekimi alanının tam yanından geçerken büküleceğini söylüyor. Çünkü Güneş'in etrafındaki uzay bükülmüştür. Ancak Einstein haklı olsa bile bunu asla göremeyecektir. Çünkü Güneş fazla parlak. Fakat Güneş ışık tarafından kör edilmeden etrafında ne olduğunu görebileceğimiz şekilde ne zaman örtülür? Bu sadece tam Güneş tutulması esnasında meydana gelir. Güneş burada ve Ay tarafından kapatıldığında birden bütün yıldızlar ortaya çıkar. Eğer Güneş buradaysa ve yıldızlar da daha arkadaysa, ışık size doğru gelirken hafifçe bükülecektir. Ve gözünüze yıldızlar bu şekilde uzaklaşmış gibi görünecektir diye düşündü. Güneş'in etrafından geçen ışık, bu annesinin bile anlayabileceği kadar basit. Hiç kimse şüphesiz bir şekilde gerçek budur demek istemiyordu. En azından birileri bir resim çekerek bunu kanıtlayana kadar. Bu durumda kime gidersiniz? Astronomlara gidersiniz, astrofizikçilere gidersiniz. Bizim laboratuvarımız evrenin tamamıdır. 1912'de Einstein sonunda uzun zamandır bekleyen kışkırtıcı teorisini kanıtlamanın eşiğine gelmiştir. Devrim niteliğindeki bu öngörüsünü yayınladı ve astronomi dünyasına seslendi. Gidin ölçün dedi. Bir güneş tutulması bulun ve bunu gözlemleyin dedi. Hiçbir şey olmadı.
Tanınmış astronomlara yazarak onların ilgisini çekmeye çalıştı. Ancak sanırım bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü çoğu kişi gibi o da astronomların çok meşgul insanlar olduğunu, akıllarına istinde her şeyi bırakıp gidemediğini fark etti. Einstein için bile. Bu Einstein için acı bir hayal kırıklığı oldu. Ancak birden Berlin gözlem evinden genç bir asistan çağrıya cevap verir. Bu Einstein için kelimenin tam anlamıyla dünyanın diğer ucuna gitmeye hazır, tutkulu ve cesur bir genç. Adı Erwin Feeling Freundlich. Freundlich 20'li yaşlarının başlarındaydı ve isim yapmak istiyordu. Bunun onun için bir fırsat olduğunu hissetti. Bu yeni bir şey, önemli bir şey ve ben bunun bir parçası olabilirim dedi. Einstein'ın Freundlich'e yazdığı mektubu gördüm ve bu büyük heyecanla bezenmiş bir mektuptu. Siz astronomlar izafiyet teorisiyle ilgili kanıtlar bularak bana büyük yardım etmiş olacaksınız diyordu. Bu da Einstein'ın insan yönüydü. İhtiyacı olduğu için birilerinin kendisine yardım etmesini sağlamaya çalışıyordu. Freundlich'in kız arkadaşı Katya ile evleneceğini ve balayı için Alp dağlarına gideceklerini öğreniyor. Sonra Einstein, Zürih'e gelin diyor, sizinle orada tanışalım diyor. Freundlich karısıyla balayındayken Einstein'la tanışmaya gidiyor. Onu görmek için camdan dışarı bakıyor ve Einstein'ı görüyor. Hasır bir şapka taktığı ve kalabalığın içinde çok belli olduğu için onu kolayca tanıyabiliyor. Yazıştığı meşhur Einstein demek bu. Bu öngörü ve bu büyük fırsat sayesinde onunla tanışacak. Ve trenden inip el sıkışıyorlar. İkisi de çok heyecanlı. Daha konuşmaya bile fırsat olmadan çifti trenden çekip alıyor ve yakınlardaki Frauenfeld mahallesine gidiyorlar. Yeni evli çift şaşırtıcı bir şekilde kendilerini balayında bir auditoriumda Einstein'ı dinlerken buluyor. Ve dersin ortasında Einstein, bunun için güneş tutulması testini yapmamız gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirecek olan kişi şu anda aramızda bulunuyor diyor. Adı Erwin Freundlich. İşte orada herkes dönüp bakıyor ve Freundlich'in kendini göstermek için ayağa kalkması gerekiyor. Zürih'e dönerken Einstein, Freundlich'le yer çekimi hakkında hararetli bir konuşmaya tutuşurken nişanlısı Katya'da manzarayı seyrediyordu. Bir tam güneş tutulmasına gitmek için plan yapmaya başlıyorlar. Güneş tutulması ile ilgili sorun, dünyanın sadece küçük bir bölgesinde görülebiliyor olması. Çünkü ayın gölgesi sadece birkaç kilometre genişliğinde. Çizelgeleri çıkartıyorlar ve bir sonraki güneş tutulmasının 21 Ağustos 1914 tarihinde Rusya bölgesindeki Kırım'da gerçekleşeceğini tespit ediyorlar. Freundlich patronuna gidip, hadi Rusya'ya gidelim, Einstein'la beraber çalışıyoruz. Sen finanse eder misin diyor. Ama o hayır olmaz diyor. Öylece reddediyor. Einstein çok sinirleniyor. Avrupa'daki bilimsel kuruluşların ötesine uzanan Freundlich, Amerikan astronomisinin güçlü bir öncüsü olan San Jose, Kaliforniya'daki Lick Gözlemevi'nin müdürüne yazar. Bu dağın tepesinde yaşayan bir topluluktu. Hepsinin ailesi yanındaydı. Eşleri ve çocukları oradaydı. Hayatta kalmak için birbirlerine bağımlıydılar. Uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük kırılmalı teleskopuna sahiptiler. Ama daha da önemlisi, güneş tutulması fotoğrafçılığının bir öncüsü olan William Wallace Campbell vardı. 19. yüzyılda güneş tutulmaları sadece görsel gözlemler yapan astronomlar tarafından takip ediliyordu. Şunu gördüm, bunu gördüm deyip diyagramlar çiziyorlardı. Ve insanlar itiraz ettiği zaman da bir kişinin sözüne karşı bir başkasınınki oluşuyordu. Fotoğrafın önemi artmıştı. Campbell 20. yüzyılın başlarında bu tekniğe öncülük etti. Freundlich bizzat Campbell'a mektup yazarak 1914'te bir güneş tutulması olacak. Rusya'ya gelin ve bunu beraber yapalım dedi. Böylece Campbell ve Freundlich arasında harika bir mektuplaşma gerçekleşir. Bir yanda Kaliforniya astronomisinin duayeni, diğer tarafta patronun rızası dışında bu işlere kalkışan adı sanı duyulmamış Berlinli bir asistan. Einstein'ın yeni yer çekimi teorisini onaylayacak veya haksız çıkartacak olan ilk kişiler olacaklar.
Bu çok önemli bir gözlemdi. Campbell'ın içi yanıp tutuşuyordu. Lig gözlem evi ve Amerika için çok büyük fırsatlar görüyordu. Bu sorunu çözeceğim dedi. Bu zorlu bir durum ama bunu çözen ben olacağım demişti. Ne kadar zor olursa olsun çözeceğim dedi. Aynı sırada fırsatlar da Einstein'ın kapısını çalıyordu. İlk akıl hocası Max Planck, Almanya Kralı Kaiser II. Wilhelm tarafından Berlin'de açılacak yeni bir enstitü için en iyi bilim insanlarını işe almakla görevlendirildi. Planck kendi keşfi olarak gördüğü genç adamı önerdi. Albert Einstein. Einstein'ı buraya getirirsek insanlar bakıp esas hareket Berlin'de diyecektir diye düşünüyorlardı. Onu buraya getirmek için her şeye değer dediler. 11 Temmuz 1913'te Zürih tren istasyonuna iki adam gelir. Max Planck ve ünlü Alman kimyager Walter Nernst. Onunla şahsen konuşurlarsa bu asi genç bilim insanını ana vatanı Almanya'ya geri döndürmeye ikna edebileceklerini düşünüyorlar. İki orta yaşlı, koyu renk elbiseli adam trenden inip Einstein'ı bulmaya gittiler. O kadar farklılar ki Max Planck çok düzgün, tam bir Prusyalı. Her zaman düzgün giyimli ve temiz tıraşlı, monoklu takıyor ve resmi bir tonda konuşuyor. Diğer tarafta ise Einstein o dönemde bile saçını taramayı reddediyor. İçinden geldiği gibi eski kıyafetler giyiyor ve daha o zaman çorap giymeyi bırakmış. Ona çok büyük bir teklif sunuyorlar. Berlin Üniversitesi'nde profesör olacak, Prusya Akademisi'ne üye olacak, ders vermek zorunda kalmayacak, ihtiyacı olabilecek bütün araştırma desteklerini alabilecek. Bu Max Planck'tı, Nernst'tü, Prusya Bilim Akademisi'ydi. Bütün fizik dünyası hayır demişti. Onu karşılarına alıp seni istiyoruz dediler. Ancak Einstein teklife cevap vermedi. Einstein, neden günün geri kalanında dağda bir geziye çıkmıyorsunuz dedi. Geri döndüğünüzde sizinle tren istasyonunda buluşacağım dedi. Elimde bir demet çiçek olacak. Eğer çiçekler kırmızıysa sizinle Almanya'ya geleceğim. Eğer beyazsa üzgünüm gelmeyeceğim demektir. Bana kalırsa Einstein'ın cevabını bu kadar geciktirmesinin sebebi kendisinin bu kadar yoğun bir şekilde isteniyor olması duygusunun keyfini çıkartmaktı. Ama tabii ki bu hemen verilebilecek bir karar da değildi. Çözmesi gerektiği zor bir sorun olduğu zaman genelde yaptığı gibi Einstein yine uzun bir yürüyüşe çıktı. Zürih çok rahattı. Orada çok seviliyordu. İnsan böyle bir şeyi kolayca bırakıp gidemez. Karısı Zürih'te kalmayı çok istiyordu ancak diğer yandan da kendisine olabilecek en güzel iş teklif edilmişti. Berlin'i Einstein için çekici hale getiren bir şey daha vardı. Günün birinde bir doğum günü kartı geldi. Kartı gönderen kişi Elsa'ydı. Bu üstünde bomba etkisi yapmış, duygularını tekrar uyandırmış olmalı. Planck ve Nernst tren istasyonuna geri döndü. Einstein de oradadır. Bu çok dramatik bir andı. Bilinçli olarak dramatikleştirilmiş bir andı. Çiçekler elindedir. Çiçeklere bakıyor ve çiçekler kırmızı. Einstein, beyler, Almanya'ya geliyorum diyor. Ben sizden biri olacağım. Nisan 1914'te Einstein'ın dünyası artık daha aydınlık görünüyor. Einstein'ın uzun zamandan beri bekleyen genel izafiyet teorisini kanıtlamaya yardımcı olması için gerekli olan güneş tutulması sadece 4 ay uzakta. Einstein ise Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne katılmak üzere Berlin'e yola çıkmış durumda. Enstitü müdürü Fritz Haber altında çalışan bir grup elit bilim insanı. Fritz Haber 20. yüzyılın en büyük kimyagerlerinden biriydi. Suni gübre üretiminde kullanılan bir süreç geliştirdi. Bu sayede milyonlarca kişi beslenebiliyordu. O gerçek bir kahramandı. Haber ve ailesi, kendisi, Albert ve iki çocuğu için bir ev aradığı süre içinde Einstein'ın eşi Mileva Maric'i konuk eder. Haber, Berlin'e yerleşmelerinin Einstein ve eşinin ilişkisinde huzursuzluk yarattığını fark eder.
Mileva her zaman kara kara düşünen ve ümitsiz bir kadındı. Berlin'de bu durum daha da kötüleşti. Einstein vaktini kuzeni Elsa ile geçiriyordu. Einstein inanılmaz derecede açık sözlü bir adam ve zaman zaman Mileva'ya Elsa'dan bahsediyordu ve birbirleriyle kavga ediyorlardı. Evrene benzersiz bir şekilde yaklaşan bu adamın evlilik hayatına da geleneklere uymayan bir şekilde yaklaşması şaşırtıcı değildi. Einstein Mileva'ya bir ultimatum çekti. Eğer benimle evli kalmak istiyorsan şunları yapman gerekiyor. Tam bir sözleşme. Yemeklerimi odama getireceksin diyordu. Benimle sadece ben sohbet etmek istediğim zaman konuşacaksın. Benden yakınlık beklemeyeceksin. Ama Mileva'yı takdir etmek gerekir ki bu sözleşmeyi imzalamadı. Hayır, bunları kabul etmiyorum dedi. Tekrar Haber ve Clara'nın yanına döndü. O sıra içinde Haber ikisinin arasını düzeltmeye çalışıyordu. Onları bir arada tutmaya çalışıyordu. Birbirleriyle anlaşabilmeleri için çaba gösteriyordu. İkisi de ona saygı duyuyorlardı. Ancak Haber'ın Einstein'ın evliliğini kurtarmak için gösterdiği çabalar boşa çıkıyor. Ayrılma kararından dönmek mümkün değil. Einstein ise böyle bir şey olmayacak diyordu. İki evi geçindirecek parası olmayan Einstein, Mileva'ya oldukça kendinden emin bir teklifte bulunur. Düğünü kazanma ihtimaliyle çocuklarının geleceği üzerine kumar oynamıştı. Yıldızların nasıl hareket ettiğini görebilmek için Erwin Freundlich ve William Campbell'ın kendisine güneş tutulmasının fotoğraflarını getirmesini umuyordu. Einstein, Mileva ve çocuklarına veda etmeden kısa bir süre önce Berlin tren istasyonunda başka biriyle daha vedalaşır. Freundlich iki arkadaşıyla beraber Berlin'den ayrılmak üzere. Einstein de orada ve oldukça heyecanlı. Freundlich ve iki meslektaşı uzun ve tehlikeli bir yolculuk için 4 tane astronomi kamerası ve çok miktarda ekipmanı trene yüklüyor. Trenle Rus bölgesindeki Kırım'a gidecekler. Freundlich ve Campbell farklı alanlarda kamp kurarak iyi hava şartları ve iyi güneş tutulması fotoğrafları şanslarını artırabileceklerini umuyorlar. Freundlich'in grubu Güneydoğu Kırım'a yerleşiyor, Campbell ise Kiev'e yerleşiyor. Korkutucu ve gittikçe artan dünya savaşı söylentilerine rağmen ikisi de kararlı. Ancak en kötüsü meydana gelir. 28 Haziran 1914'te Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand suikasta uğrar. Alman Kaiseri Rusya'ya savaş ilan eder ve Einstein'ın güneş tutulması keşifleri birden tehlikeye girer. Einstein gerçekten endişelidir. Einstein'ın onları uyarma imkanı yoktur. Ne olacağını bilmiyordu. Kırım ormanlarının derinliklerinde savaş Freundlich'in kampına kadar gelir. Freundlich birden üniformalı Rus subayların kampa girdiğini görür. Ondan belgelerini göstermesini isterler. Kalbi hızla çarpmaya başlar. Ruslar ne yaptıklarını görmeye geldi ve bunların teleskobu olan Almanlar olduğunu fark etti. Ekipmanlarını parçalamaya başladılar. "Ekipmanımı rahat bırakın, güneş tutulmasını gözlemlemem gerekiyor," diyordu. Ruslarsa "bunlar artık bizim, ülkeniz bize savaş açtı," diyordu. Onları derhal tutukladılar. Hiçbir soru sormadılar ve onlara casus muamelesi yapıldı. "Herr Freundlich, artık biz savaş esirisiniz." "Ne?" Campbell, Amerikalı olduğundan tarafsız sayılıyor. Ve Ruslar onların güneş tutulmasını gözlemlemesine müsaade ediyor. Bunca yol gelmişlerdi. Onca parayı harcamışlardı. Savaş çıktığı gerçeğini atlatmışlardı. Ama bulutlar planlarını alt üst etti. Tam bir başarısızlıktı. Campbell sadece fotoğrafı çekememekle kalmayıp ekipmanını da geride bırakmak zorunda kalıyor. Amerikalı olduğundan Campbell tutuklanmasa da eve yenik bir adam olarak dönüyor. Campbell, insan eve arka kapıdan girip kimseyi görmemek istiyor demişti. Einstein de Berlin'de paramparça olmuştu. Keşif gezileri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Freundlich ve arkadaşları Rusya'da aylarca savaş esiri olarak kaldı. Einstein için bu bir felakettir. En çarpıcı teorisi olan genel izafiyet teorisinin kanıtları parmaklarının arasından kayıp gitmektedir.
Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması, Einstein'ın Rusya'daki güneş tutulması keşif gezilerini alt üst eder. Genel izafiyet teorisini kanıtlaması gecikmiştir. Savaş, bilim adamları arasındaki iletişimi koparttı. Açık fikir alışverişi bir gecede durmuştu. Bütün bağlar kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılınca astronom William Campbell olayları farklı şekilde görmeye başlar. Campbell artık düşman olarak gördüğü eski Alman meslektaşlarından bağımsız olarak kendini güneş tutulması sorununu çözmeye adadı. Berlin'de bütün atmosfer değişti. Einstein camdan dışarı baktığında her yerde vatanseverlik görüyordu. Onun gözünde bütün ulus tamamen delirmişti. Einstein'ın içinde yaşayacağı şehirle ilgili bütün beklentileri gitmişti. Tamamen yıkılmıştı. Yüz binlerce Alman genci hevesli bir şekilde yürüyüş yapıyordu. En yakın meslektaşları Planck ve Haber savaş konusunda çok hevesliydi. Yakın arkadaşı Fritz Haber tıpkı Einstein gibi Almanya'da doğmuştu ve bir Yahudiydi. Fritz Haber Hristiyanlığa geçmişti ve mümkün olduğunca uyum sağlamaya çalışıyordu. Alman ordusuna görevlendirildiği zaman çok büyük bir gurur anı yaşamıştı. Bu din değiştirmiş bir Yahudi için görülmemiş bir şeydi. Einstein bunları gülünç buluyordu. Haber, ben bir kimyagerim ve klor atomunun kimyasını çok iyi biliyorum. Ve klor gazının zehirli olduğunu biliyorum. Bunu bir silaha dönüştürebilir miyim diyordu. Haber savaşı hızlı bir şekilde bitirebilecek kadar yıkıcı bir silah yapabileceğine inanıyordu. Yani insancıl bir sonuç hedefliyordu. Haber'ın yönettiği enstitü Batı cephesinde kullanılacak bir gazın deneme alanına dönüştürüldü. Einstein'ınsa Haber Enstitüsü'nde bir ofisi vardı. Başta Haber olmak üzere birçok meslektaşının insanları öldürme yollarını, daha etkili bir şekilde öldürme yollarını araştırmaya başlamasından tiksinmişti. Einstein yaşananlara inanamıyordu. Haber, bilimin potansiyelini kullanarak korkunç silahlar üretenlerin başında geliyordu. Savaşın başlarında Haber'ın gizemli silahı zehirli gaz, Belçika'da muharebe alanında test edildi. Haber oradaydı ve silahın kullanılması emrini vermişti. Alçak bir bulut muharebe alanının üzerine yayıldı. Bir bulut oluşmaya başlamıştı. Bu silah ilk defa kullanılıyordu. Askerler bu buluttan çok daha kötü görünen şeyler görmüştü. Ama etkisi yıkıcıydı. Askerler siperlerinden dışarı fırlamıştı. Haber binlerce insanın ölümüne tanık oldu. 5000 kadar asker. Akciğerleriniz sıvıyla dolmaya başlıyor ve vücudunuz bozulmaya devam ederken toprağın üzerine yatıp kelimenin tam anlamıyla boğulabilirsiniz. Albert Einstein yakın arkadaşına ve en yakın meslektaşına bakıyor ve ona sen patolojik bir vakasın diyordu. Bu çok saçma. İsviçre'deki bir arkadaşına mektup yazıyor ve şöyle diyor. Tüm bu sözde teknolojik gelişmeler deli bir adamın elindeki bir baltaya dönüştü. Haber bundan asla pişmanlık duymadı. Onun Einstein'la bu kadar yakın arkadaş olması çok tuhaf. Onlar farklı dünyaların insanıydı. Savaş Einstein'a büyük bir ikilem yaşatıyordu çünkü özel ilişkilerinde meslektaşlarına büyük saygı duyuyordu. Ama savaşa verdikleri desteği reddediyordu. 93 Manifestosu diye adlandırılan, çok konuşulan ve yayınlanmış bir belge ile karşılaştı. Aralarında kendini Berlin'e getiren ve çok değer verdiği Haber ve hepsinden önemlisi Max Planck'ın da bulunduğu Almanya'nın ileri gelen 93 akademisyeni tarafından imzalanmıştı. Manifesto şöyle diyordu. Almanya'nın savaşması gerekiyor. Bu savaşa girmekte haklıdır ve ahlaken kabul edilebilir. Bu Einstein'ı şok etmişti. Bu bir ihanetti. Böylece Einstein hayata dair fiziğin dışında da bir şeylerin olduğunu ve bunları savunmak için bazı kişisel riskler almaya değdiğini fark etti.
Savaşa hayır diyen başka Alman akademisyenlerle bir karşı manifesto sunmaya bile çalıştı. Ulusal gurur, ulusal çekişme, ulusal öfkenin dışında da bir şeyler var diyordu. Ve bu manifestoyu sadece ama sadece 4 kişi imzalamış oldu. Bir yere varamadı. Asla yayınlanmadı. Bir pasifist oldu, savaş karşıtı oldu. Ve Einstein neredeyse tek başına tecrit edilmişti. Meslektaşları tarafından reddedilmişti. Evliliği parçalanıyordu. Çocuklarının velayeti için savaşıyordu. Kendini tamamen bilime adadı. Bu tecridin Einstein için olumlu sonuçları oluyor. Tekrar izafiyet teorisini inceliyor. Matematik denklemlerine yeni baştan odaklanıyor. Bir gün ışığın güneşin etrafından geçerkenki bükülme oranıyla ilgili hesaplarını inceledi. Ve birden eski hesaplarının yanlış olduğunu fark etti. Eğer Freundlich gözlemi gerçekleştirebilmiş olsaydı bulacakları şey yansımanın sadece yarısının, güneş ışığının sadece yarısının orada olduğuydu. Bu Einstein'ın teorisini haklı çıkartmış oldu. Bu utanç verici ancak beklenmedik bir tespitti. Einstein 3 yıldan beri artık yanlış olduğuna inandığı bir denklemi haklı çıkaracak bir güneş tutulması fotoğrafı çekmeye ikna etmeye çalışıyordu. Einstein başarısızlığa uğrayan güneş tutulması keşiflerini hep birer engel olarak görmüştü. Aslında kariyerini kurtarmış olabilirlerdi. Etrafında savaş sürerken fizikçi çalışma odasına çekildi. Küçük bir dairesi vardı ve çoğu zaman çalışma odasında düşünüyordu. Bazen uzayın bükülmesini gözünde canlandıramıyordu. Öyle zamanlarda kemanını çıkartıyordu. Mozart'ın müziğinin evrenin armonilerini içerdiğini söylüyordu. Keman çalmak düşünmesine yardımcı oluyordu. Einstein'ın oturup düşünmek gibi bir yeteneği vardı. Buna Sisyphus deniyordu. Onu tanıyan insanlar onun inanılmaz bir Sisyphus'a sahip olduğunu söylüyordu. Bir probleme saatler, günler hatta yıllar boyunca odaklanabiliyordu. Ofisinde matematik denklemlerinin olduğu sayısız belge bulunuyordu. Orada oturup düşünüyordu. Etrafta dolaşıyordu, dikiliyordu. Derin düşünceler içindeydi. Zihnin içinde katıksız matematik dolaşıyordu. Bilim oturduğunuz yerde yapılır. Mantık sıçramaları yaşarız. Yıllarca vahşi doğada yaşarız. Hayal kırıklığı yaşarız. Saçlarımızı yolarız. Bu gerçekten dehanın gücüdür. Doğru cevabı bulmak için gerekli bütün hataları yapmaya hazır olmak. Hiçbir zaman eyvah teorimi oluşturamayacağım diye düşünmedi. Bunun sebebi bence egosu. Hiçbir zaman teorisini oluşturamayacağını düşündüğünü zannetmiyorum. Önemli olan gözlerinizi ödülden ayırmamanız. Einstein için bu ödül Nobel ödülüdür. Bu ödülün gelirini Mileva ve oğullarına vermeye söz vermişti. 1915'te genel izafiyet teorisini prestijli bir forumda en önemli Alman bilim insanlarına sunması istendi. Einstein daveti kabul eder. Ancak 8 yıllık çalışmanın ardından teorinin iki büyük sorunu vardır. Henüz kanıtlanmamıştır ve matematiğinde ciddi yanlışlar vardır. Neredeyse 10 yıllık çalışmanın ardından Einstein'ın genel izafiyet teorisi hala bitmiş değil. Matematiği hatalıdır ve doğru hesaplama olmadan teorisi kanıtlanamaz. Üstelik Almanya'nın en prestijli toplantısında çalışmasını sunmaya davet edilmiştir. Prusya Akademisi heybetli bir yer. Ne kadar üstün olduğunun ve tarihsel öneminin farkında olan bir kurum. Bu haftalık toplantıları en azından Almanya'nın bazı önde gelen düşünürlerin savaştan başka şeyler de varmış gibi davranma girişimi olarak görebilirsiniz. Einstein genel izafiyet teorisini sunacaktı. Ancak Einstein'ın sorunu teoriyi henüz tamamlamamış olmasıydı. 1915 sonbaharında Einstein başka hiçbir şey düşünmüyordu. Tamamen kendisini 8 yıldan beri meşgul eden bir bulmacaya odaklanmış durumdaydı. Başka bir düşüncesi yoktu. Einstein uzayın nasıl büküldüğünü tanımlayan denklemleri bulmaya çalışıyordu. Gece yarılarına kadar çalışıyordu. Eğer yakından bakacak olursanız bunun deneme yanılma olduğunu görürsünüz.
Not defterinin sayfalarına fikirlerini, mükemmel formülleri yazan bir matematikçi göremezsiniz. Her şeyi iptal edip bunlar saçmalık diyor. Bu terimler rahatsız ediyor diyor. Matematikle konuşuyor. Bazen de not defterini ters çevirip tiksintiyle fırlatıp atıyor. Üzerinde çalıştığımız bir fikir sonuçlanmadığı zaman bu büyük bir darbe olabiliyor. İnsanın içini sıkar. Einstein matematikteki hatasını tespit ettiğinden beri ilerleme kaydettiğine inanıyor. Denklemleri neredeyse tamamlamış. Göttingen Üniversitesi'nde bir konuşma yapma davetini kabul eder. Bu aslında Prusya Akademisi için son provadır. Einstein tahtanın başında denklemlerini yazıyor ve sorunu tanımlamaya çalışıyor. Dinleyicilerin arasında bütün zamanların en iyi matematikçilerinden biri bulunuyordu, David Hilbert. Hilbert orada oturup çok dikkatli bir şekilde Einstein'ı dinliyordu. Kendi kendine, bu problemi çözebilirim. Bunu Einstein'dan daha iyi yapabilirim diye düşünüyordu. Her zaman fikrinizin çalınma endişesini yaşarsınız. Biraz parona yaklaşırsınız. Hatta bazen çok parona yaklaşırsınız. Ben ne zaman iyi bir fikir bulsam ve eğer ben iyi bir fikir bulmuşsam başkası da bu fikri bulabilir veya daha önce bulmuş olabilir diye düşünürüm. Böyle bir süreç yaşarsınız. Einstein Berlin'e geri döndü. Hilbert ise kendi ofisine döndü. Hilbert oturup düşünmeye başlıyor ve Einstein'la Genel İzafiyet Teorisi'nin büyük ödülü için yarışmaya çalışıyordu. Kendi döneminin en büyük matematikçilerindendi. İki dev arasında bir çekişme. Bir fizik devi ve bir matematik devi. Hilbert, yani Einstein'ı yenebileceğini düşünen kötü adam çalışmaya başlar. Hilbert fiziğin çok önemli olduğunu ve bununla matematikçilerin ilgilenmesi gerektiğini düşünüyordu. Riskler çok yüksekti. Ya hep ya hiç. Işığın gizemini çözmek için. Yer çekiminin gizemini çözmek için. Hiç kimse Einstein'ın muhteşem bir matematikçi olmadığını söyleyemez. Çünkü o noktada problem saf matematiğe dönüşmüş durumdadır. Einstein birkaç defa çözümü bulduğunu düşündü. Versiyonlardan birini Prusya Akademisi'ne teslim ettikten sonra İsviçre'deki oğluna mektup yazarak ileride bugünün tarihi değiştiren önemli bir gün olacağını ve bunun babası tarafından başarıldığını anlayacağını söyledi. Ancak bir kez daha bunun hatalı bir versiyon olduğu ortaya çıktı ve bir hafta sonra tekrar düzeltilmesi gerekti. Ama denemeleri başarısız oldu. Yayınlamadan önce bir fikri geliştirmek, kağıda dökmek ve bütün sonuçlarını düşünmek için ne kadar beklersiniz? Einstein, Hilbert'ın oyunu kendi eline alacağından ve genel izafiyet teorisinin nihai denklemini kendisinden önce yayınlayacağından gerçekten çok korkmuş olmalı. Birdenbire birkaç işaretin hepsinin de aynı yönü gösterdiğini fark etti. Einstein daha 1912 yılında karşısına çıkan çok radikal bir çözümden vazgeçtiğini hatırladı. O dönemde fiziksel olarak çok yabancı ve kabullenilmez göründüğü için kenara attığı bir çözümdü bu. Ama şimdi üzerinde düşünüyordu. Ancak artık diğer tüm alternatifleri denedikten sonra o denkleme geri dönmeye hazırdı. 3 yıl önce üzerinde düşündüğü ve kenara attığı bir denkleme. O anda bir ilham patlamasıyla yanıldığınızı anlıyorsunuz. Çünkü aslında ne yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Her şey çekmecesinde duruyordu. Ve bu tabii ki muhteşem bir andı. Tam oradaydı. Bir kenara attığı denklem artık çok daha olası görünüyordu. 1912 kışında göründüğünden çok daha kullanışlı görünüyordu. Yanıldığınızı fark ettiğinizde her zaman karanlık bir an değildir. Bazen de harika bir andır. Einstein'ın yaşadığı heyecan yeni teorisinin cevabının eski bir astronomi bulmacasında bulunabildiğini anlamasında yatıyordu. Einstein, astronomları kuşaklardan biri meşgul eden bir gizemle karşı karşıyaydı. Isaac Newton'a göre Merkür gezegeni Güneş'in etrafında bu şekilde dönmesi gerekiyordu. Ancak Merkür'ün yörüngesinin Newton'un hareket kanunundan saptığı bir süreden beri biliniyordu. Hafif bir kayma söz konusu. Yörünge bu şekilde dönmek yerine sapmaya başlıyor ve çiçek yaprakları deseni çizmeye başlıyor. Einstein, yerçekimiyle ilgili düşüncelerinin Merkür'ün yörüngesini Newton'un kanununun açıklayamadığı bir şekilde açıklayabileceğini fark eder. Newton yanılıyor muydu? Einstein, belki de benim yerçekimi teorimdendir.
Bu bütün deneysel verileri açıklayabilecek kadar basit mi diyordu. Çok açılı bir şekilde Merkür'ün yörüngesini hesapladı ve neredeyse mükemmel bir eşleşme buldu. Not defterindeki denklemi dış uzaydaki gökyüzü cisimlerinin hareketleriyle eşleşiyordu. Kalbi çarpmaya başlıyor ve birden fark ediyordu ki, aman tanrım, teori doğru. O kadar keyiflenmişti ki beynini odaklayamıyordu. Einstein için bu çok önemli bir şeydi. Sonunda denklemi David Hilbert'le aynı zamanda tamamlıyor. Denklemi ilk kimin bulduğu konusunda küçük bir tartışma yaşanıyor. O sırada çok büyük in yaşandı. Einstein çok kırılmıştı. Hilbert nezaket gösterdi. Bu Einstein'ın teorisi dedi. Bunun itibarını Einstein hak ediyor dedi. Kazanan o oldu. Teori Einstein'ın. 25 Kasım 1915'te şimdilik muzaffer olan Albert Einstein, elinde genel izafiyet teorisinin nihai denklemi olduğuna inandığı şeyi tutuyor. Yer çekimi teorisini. Prusya Akademisi'ndeki sunumu için tam zamanında hazırlıklarını bitirmiştir. Akademiye gitti ve konuşmasını yaptı. Ama çok uzun konuşmadı, çok kısa bir çalışmaydı. Bununla birlikte elinizde izafiyet teorisi bulunuyordu. Bu uzay ve zaman, madde ve enerjiye nereye gideceğini nasıl söylediğini ve madde ve enerjinin uzay ve zamana nasıl görüneceğini nasıl söylediğini tarif ediyor. Evrenimizin nasıl olduğu konusunda tamamen farklı bir görüş. Ne kadar çok alkışlandığını kimse bilmiyor. Birdenbire herkes bu Alman Yahudinin Newton'un yerçekimi fikirlerini yerle bir ettiği düşüncesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bunun tam olarak ne anlama geldiğinde ise pek kimse emin değildi. Hala fiziksel bir kanıtı bulunmuyor. Kimse Einstein'ı anlamıyordu. Einstein sonunda teorisini doğru oluşturduğuna inanıyordu. Ancak kanıtlayana kadar kabul edilmeyeceğini biliyordu. Ve bir tam güneş tutulmasının fotoğrafları olmadan bunu kanıtlaması mümkün değildi. Ve bunun için Einstein'ın tekrar beklemesi gerekecekti. Einstein düzeltilmiş matematik denklemiyle tamamlanmış genel izafiyet teorisini 1916 yılında yayınladı. Ancak hala yapılması gereken çok şey vardı. Teorinin kesinliğini kanıtlamak için nadiren meydana gelen bir güneş tutulmasının fotoğraflarına ihtiyacı vardı. Ancak savaş yüzünden tahrip olmuş ve İngilizlerin kuşatması altındaki Berlin'de en temel ihtiyaç maddelerini bulmak bile zordu. Etrafını saran Berlin fakirleşmiş bir şehirdi ve açlık o kadar artmıştı ki insanlar ayaklanmaya başlamıştı. Zorlu kışın ortasında Einstein'ın yoğun üretkenliği aniden duruyor. Durmasının sebebi yorulmuş ve hasta olmasıydı. Midesiyle sorunları vardı. Gerçekten çok ama çok hastaydı. Şöyle yazıyor: yemek yemiyorum. Bir süredir uyuyamıyorum. Fiziksel ve zihinsel bir çöküntü yaşıyor. Einstein Berlin'de küçük bir daireye kapanıyor. Kuzeni Elsa hemşiresi ve kurtarıcısı haline geliyor. Elsa onun için yemek pişiriyor, ona yemekler götürüyor ve sonunda Einstein'ın yanına taşınmasını sağlıyor. Einstein'ın hayatı Elsa'nın ellerindeyken teorisinin kaderi de astronomların elindedir. Bunlardan önemli bir rol oynayanlardan biri İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ndeydi. Arthur Eddington bir bilim insanı ama aynı zamanda da üniversitenin hemen karşısında bulunan bu küçük protestan toplantı evine giden dindar bir adamdı. Bu protestan toplantısında en arka sırada sessizce oturan insanların arasında Arthur Stanley Eddington bulunuyordu. Kendisi Cambridge'in gözlem evi müdürüydü ve bütün dünyada en parlak astronomlardan biri olarak biliniyordu. Savaş Eddington ve protestan kardeşlerini derinden etkilemişti. Neredeyse tamamı savaşa karşı çıkıyordu ve Almanlara karşı savaşmayı reddediyordu. Geriye kalan az sayıdaki erkekten biriydi. Sadece o ve kadınlar vardı. Gün geçtikçe sıralardaki erkekler kayboluyordu. Savaşa katılmak için gittiklerinden değil, vicdani retçi oldukları için tutuklandıklarından dolayı kayboluyorlardı. Alman karşıtı duygular bilimsel iletişime de ket vurmuştu. Eddington, Şubat 1916'da tarafsız Hollanda'daki arkadaşı astronom Willem Desiter'dan bir paket alana kadar Einstein'ın yeni teorisinden haberdar değildi. Pakette Desiter'ın İngilizce'ye çevirdiği Einstein'ın çalışmasının bir kopyası da bulunuyordu.
Eddington paketi açar açmaz karşısındaki şeyin çok büyük bilimsel önem taşıdığını fark etti. Desifre cevap yazar. İngiltere'de kimse bunu bilmiyor. Hiç kimse. Desiter'dan kendisine Einstein'dan bahsetmesini ister. Desiter ona Einstein'ın savaştan hoşlanmadığını, hatta savaş karşıtı bir manifesto yazdığını anlatır. Eddington bunu duyduğunda, bu mükemmel, bu çok önemli. Mutlaka bununla bir şey yapmamız gerekiyor der. Görev bilimsel bir atılımdan daha fazlası haline gelir. Eddington da tıpkı Einstein gibi politik görüşlerinden dolayı tecrit edilmiş durumdadır. Eddington bu heyecan verici bilimsel fırsatı düşman hatlarının ötesindeki bilim insanlarının daha büyük bir amaç uğruna birbirine destek verebileceğini göstermek için kullanmak ister. Eddington, izafiyet teorisinin Newton'dan beri gelmiş en önemli bilimsel teori olduğunu ve bunun bir Alman'dan geldiğini söyler. Daha da güzeli bu kişi Einstein'dır. Çok zeki ve barışsever bir bilim adamı. Ortaya çıkıp bütün dünyaya ve bilim dünyasından meslektaşlarına bir İngiliz'in bir Alman'ı destekleyebileceğini göstermek istiyordu. Güneş tutulması ekspedisyonu bunun için mükemmel fırsattı. Ancak gezegenler arası hizalanma güçleri savaşın bitmesini beklemeyebilir. Bir sonraki tam güneş tutulması 1918 yılında meydana gelecekti ve Eddington'ın kısılı kaldığı İngiltere'den görülmeyecekti. Ancak Washington eyaletinden görülebilecekti. Yani bu yoldan daha önce geçmiş olan bir adamın neredeyse arka bahçesinde. California Lick gözlemevinden William Wallace Campbell. 1918'de bir güneş tutulması daha olacaktı. Lick gözlemevinin çok da uzağında olmayan Goldendale, Washington'da batıda. Eğer Campbell güneş tutulmasının fotoğrafını çekmeyi başarabilirse, Einstein'ın teorisinin doğru olup olmadığına karar verecek olan ilk kişi olabilirdi. Savaş devam ettiği için başka kimse gidemezdi. Avrupalılar bir keşif grubu gönderemezdi. Böylece saha tamamen kendisine kalıyordu. Ancak Campbell'ın aynı zamanda bir sorunu vardı. Ekipmanları yoktu. Çünkü hala Rusya'da takılı kalmışlardı. Campbell 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıktığı sırada en son teknoloji ekipmanını Kırım'da bırakmak zorunda kalmıştı. Böylece doğaçlama çalışmaya başladı. Campbell, Lick gözlem evindeki ekipmanları karıştırmaya başladı. Bir yerlerde bir lens, bir tüp buldu ve bir iki tane de kamera bularak Goldendale'e hazırlandı. Lick grubu standartların altında ekipman kullanmak zorunda kalmıştı. Campbell'ın bu riski almaktan başka seçeneği yoktur. Tam güneş tutulması sadece kendisinindi. Bir daha böylesi bir fırsat yakalayamayabilirdi. Campbell'ın grubu Goldendale, Washington'a gider ve tam güneş tutulmasına hazırlanır. Eve çok yakındı. O yüzden bütün aileler birlikte gider. Campbell'ın amacı güneş ay tarafından örtüldüğü zaman kısa süreliğine ortaya çıkan yıldızların fotoğrafını çekmektir. Ancak 8 Haziran 1918 Cumartesi günü evren bir kez daha sırlarını açıklamaya hazır değilmiş gibi görünüyordu. Bulutlar gökyüzünü kapattı ve gözlem bile yapamayacakmış gibi görünüyordu. Rusya'da olanlar tekrarlanacak gibi görünüyordu ve bundan nefret etmişti. Ama birden en önemli anda bulutlar açıldı. Campbell olayın fotoğraflarını çekmeye başlar. Ayın güneşle temas etmesi ve güneşin üzerine kapatmaya başlamasıyla başlıyor. Güneş gittikçe küçülüyor, küçülüyor. Ta ki en son güneş ışınları artık sadece ay yüzeyindeki dağların vadileri arasında sızabilene kadar. Çok parlak bir güneş ışını çizmesi görünür ve ardından güneş tamamen tutulur. Görebileceğiniz en siyah siyahtır. İlk gördüğüm güneş tutulmasında resmen nefesim tutulmuştu. Hani soğuk suya atlarsınız da nefesiniz kesilir ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten nefes kesici. Kelimenin tam anlamıyla müthiş bir görüntü. Vay canına dedirtiyor. Hayatımda yaşadığım en güçlü deneyim. New York Times'ın bir muhabiri oradaydı ve bulutlar güneş tutulması için çekildi şeklinde manşet attılar. Alt başlığında da Einstein teorisi test edildi yazıyordu. İlk defa bir Amerikan gazetesi Albert Einstein'dan bahsediyordu.
Campbell en güvendiği astronom olan Herbert D. Curtis'i Einstein'ın teorisini kanıtlamak veya çürütmekle görevlendirdi. Resimlere bakıldığında bir yıldız görülür. Ölçülecek yıldızlardan bir tanesi, bu yıldız göz parçası üzerindeki oryantasyon çizgisine ortalanır. Bunu yaptıktan sonra ölçekler okunabilir ve X ile Y yönleriyle yıldızın konumu çok keskin bir şekilde belirlenebilir. Bu numaralar ile yıldızın yer değiştirmiş gibi görünüp görünmediği tespit edilebilir. Yapılacak iş sadece budur. Einstein, Güneş'in etrafındaki bükülmüş uzayın optik bir yanılsama yaratacağını ve yıldızları hafif bir şekilde dışarı doğru hareket etmiş gibi göstereceğini söylemişti. Einstein, 1 milimetreden az olacağını öngörmüştür. Böyle bir ölçümü yapmak kolay değildir. İnsanların öne sürdüğü çoğu teorinin aksine, Einstein'ın genel izafiyet teorisi çok belirgin öngörüler sunuyor. Çok kesin. Şöyle olmalı diyor ve eğer öyle değilse fikrin tamamı reddedilmeli diyor. Onu dışarıda bırakmalıyız. Aşırı derecede kesin ve titiz ölçümler. Einstein'ın izafiyet teorisinde hiç esneme payı yoktu. Bunun sebebi yerçekiminin uzay ve zamanın bükülmesinin alameti olduğu fikriydi. Ne kadar büküldüğünü söylüyorsunuz ve madde ve ışığa bu bükülmede ne olduğunu ve ne kadar kıvrıldığını söylüyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Öngörülerde bulunuyorsunuz ve bu öngörüler çıktığı zaman da tutup tamam bakalım bu teoriyi biraz değiştirebilir miyim diyemezsiniz. Bu sayfalarda Curtis'in bu ölçümleri yapabilmek için ne kadar çok çalışmak zorunda kaldığını görebilirsiniz. Ardı ardına sayfaların arkası kesilmiyor. Bazı sayfaların üzeri çizilmiş. Tek ihtiyacımız olan şey, izafiyet teorisinin herhangi bir yönünün başarısız olacağını gösterecek tek bir deneydi. Ve tekrar kara tahtanın başına dönmesi gerekecekti. Curtis yıldızlara bakar ve sıra dışı bir şey göremez. Hepsi normal yerlerindeymiş gibi görünüyordur. Bunun bir tek anlamı olabilir. Einstein yanılıyor. Ancak Campbell, derme çatma ekipmanlarla itibarını riske atmak istemez. Her şey iki defa kontrol edilene kadar hiç kimse bir yanıt vermek istemez. En iyi taktik, bulduğunuz şeyden kesin olarak emin olana kadar mutlak sessizliktir. Campbell, Curtis'ten sonuçları tekrar tekrar kontrol etmesini ister. Curtis, Hamilton Dağı'nın tepesinde tecrit edilmiş bir halde çalışırken Avrupa'da kaos yaşanmaktadır. Avrupa'nın düzeni tamamen değişti. Birbirinden birkaç hafta arayla parçalanan 3 tane imparatorluk vardı. 8 Kasım 1918'de Kaiser Wilhelm tahtını terk eder. Einstein ders kitabına şöyle not alır. Devrim yüzünden ders iptal edilmiştir. Savaşın hemen ardındaki dönemde Einstein da dahil olmak üzere Alman bilim insanlarının seyahat etmesine izin verilmez. Ancak Eddington seyahat edebilmektedir. Einstein onun 29 Mayıs 1919 tarihinde bir güneş tutulmasını fotoğraflamak için Afrika'ya gideceğini öğrenir. Eddington, Cambridge'den ayrılırken koridorlar koltuk değneği ve bastonlarla doludur. Cambridge tekrar öğrencilerle dolmaya başlar ancak kötürüm kalmışlardır. Veda töreni düzenlenmedi. Tek başına bir maceraya atıldı. Eddington Einstein'a inanmaktadır ve tartışmalı teorisi için kanıt bulabilmeyi ummaktadır. Ancak Kaliforniya'da da astronom William Campbell kendi sonuçlarını açıklamaya hazırlanmaktadır ve haberler felaket gibi görünmektedir. İki cephede ve iki kıtada Einstein'ın teorisinin kanıtı belli olmak üzeredir. Şubat 1919. Kaliforniya'da Hamilton Dağı'nın tepesinde William Wallace Campbell, Einstein'ın genel izafiyet teorisinin, yerçekimi teorisinin yanlış olduğunu gösteren fotoğraf plakalarını tekrar tekrar inceliyor. Ancak Campbell'a rakip olan İngiliz astronom Arthur Eddington, Afrika'daki bir güneş tutulmasının fotoğrafını çekmek üzere Afrika'ya doğru yola çıkmıştır. Eddington, İngiltere'den ayrılır ve güneye doğru yol alır. 30'lu yaşlarının sonundadır. O yıllarda seyahat etmek pek rahat değildir. Yazın ortasında tropik bir bölgeye gidiyordu. Bulunmak için oldukça rahatsız bir yer olmalıydı.
Mayıs 1919'da denizde 10 hafta geçirdikten sonra Eddington ve asistanı Batı Afrika kıyısının açıklarındaki küçük bir ada olan Principe sahiline iner. Sıtma büyük bir sorundur. Zehirli yılanlar vardır. Ormanı kese kese ilerlemesi gerekmektedir. Ormanın ortasında bir teleskop kurmak için bir aylarını harcadılar. Güneş tutulmasının olacağı gün yağmur yağar ve yıkılmıştır. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Ama birden inanılmaz bir şekilde bulutlar aralanır ve simsiyah bir ay görür. O anda hemen fotoğraf çekmeye başlamaları gerekiyor. Aracı çalıştırıyorlar, ayna dönmeye başlıyor ve teleskobun arkasına fotoğraf plakasını yerleştiriyorsunuz. Film yerleştiriliyor ve plakanın teleskopla birlikte tutulması gerekiyor. Her şeyin düzgün olarak ayarlanmış olması gerekiyor. Hemen çıkart, yeni bir fotoğraf plakası çıkart, yerleştir, çıkart, yeni fotoğraf plakası yerleştir. Mümkün olduğu kadar fazla çekmeye çalışıyorsunuz. İnanılmaz bir yarış ama sakin olalım. Kendimizi kaybetmeyelim. Lens kapağını üstünde bırakma, ışığa maruz bırakmayı yanlış yapma eğilimi var. Bunlar kariyerinizi mahvedebilecek önemli hatalar. Hiç kimse bunu yapmak istemez. Zaman akıp geçiyor, saniyeler değerlidir. Gökyüzünün kararmasını umursamaz bile. Hem güneşin yanındaki, güneşe bitişik olan yıldızdan gözünü hiç ayırmıyor. Teleskobu ayarlamak ve fotoğraf plakalarını değiştirmekle o kadar meşguldür ki, kendi deyişiyle bunları artık ezbere yapmaktadır. Plakalarda herhangi bir şeyin görüneceğine güvenmek zorundaydı. Tıpkı kendinden önce Campbell'a olduğu gibi Eddington'da yıkıcı bir hayal kırıklığı yaşar. Plakalarının çoğunun değersiz olduğunu kısa bir süre içinde anladı. Bulutlar her bir fotoğrafta neredeyse bütün yıldızları kapatmıştır. Ancak son plakalarda birkaç tane yıldız görünüyordu. Bu da ona bir şeyleri kurtarabileceği ümidini vermişti. Eddington'ı uzak bir adada düşünebiliyor musunuz? Elinde bir mikrometre, bir ölçüm aletiyle oturmuş bu saygın teorisyen plakaları inceliyor. Disiplini gerçekten inanılmaz. Bu ölçümleri yapmak zordur. Kalın bir atmosfer tabakasının altında bulunuyoruz. Işık evrenin uzak bir köşesinden geliyor ve atmosferden geçerken eğrilip bükülüyor. Ve siz bir yıldıza baktığınızda o artık çok eskiden kalma bir ışık noktasıdır. Sadece bir leke. Sadece bir leke. Kısa bir süre içinde bunun çok daha zor bir görev olacağı belli oldu. Ormanın ortasında bu kesin ölçümleri gerçekleştirdiler. İngiltere'ye dönmek için sabırsızlanır. Tabii ki geri dönmesi aylar sürecektir. Einstein büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Meslektaşlarından ve dostlarından bir gelişme olup olmadığını soran mektuplar alıyordu. Ancak Almanya ve İngiltere arasındaki ilişkiler oldukça soğuktu. Ve Einstein, İngiliz astronomlardan birine yazarak neler olduğunu sormanın doğru olacağını düşünmüyordu. Campbell Londra'ya geldiği sırada Eddington'da Cambridge'e döner. Campbell buraya Isaac Newton'ın zamanına kadar dayanan Kraliyet Astronomi Topluluğu'na bir konuşma yapmak için gelmiştir. Yanında bir yıl önceki güneş tutulması keşfinin gizli sonuçları bulunmaktadır. Campbell ilk konuşmayı yapacak olan kişidir. Çok heyecanlıydı. Çünkü bu testle ilgili çok yoğun duygular yaşanıyordu ve itibarı söz konusuydu. İnanılmaz bir endişe yaşamış olmalı. Çünkü bütün meslektaşlarının karşısına çıkacaktı. Bir an için emsallerinizin karşısında duruyorsunuz. İnsan hiçbir zaman gerçekten hazır hissedemez. Kelebekler uçuşur. Ve sonunda Campbell sonucu açıklar. Einstein yanılıyor dedi. Lig gözlem evi, Einstein'ın yanıldığını söylüyor dedi. Ancak toplantı Eddington'ın gönderdiği bir telgrafla dramatik bir dönüşe sahne olur. Onun ilk bulguları tam tersini göstermektedir. İngilizler Einstein'ın haklı olduğunu söyleyecekti. Eddington'ın daha yapması gereken hesaplar vardı ve bunlar birkaç ay daha hazır olmayacaktı. Ama Kraliyet Astronomi Topluluğu'ndaki bu özel toplantıda herkesin gözlerinde Campbell Einstein'ın yanıldığını söylüyor. İngilizler henüz emin değiliz ama haklı olabilir diyor. Az önce Einstein'a ölümcül bir darbe indiren Campbell odada otururken gerilmeye başladı. Campbell güneş tutulması fotoğraflarıyla ilgili olumsuz raporlarını yayınlamak üzere olan Amerika'daki meslektaşlarına acil bir mesaj gönderir. Bu beş kelimelik tarihi bir telgraftı. Einstein sonuçlarını yayınlamayı erteleyin Campbell.
4 ay sonra 6 Kasım 1919'da Eddington Kraliyet Astronomi Topluluğu karşısına çıkmak üzere Cambridge'den Londra'ya gelir. Einstein'ın teorisiyle ilgili fotoğraf bulgularını tamamlamıştır. Ne olduğunu görmek için İngiltere'nin her yerinden insanlar geldi. Sonuçların ne olduğunu görmek için herkes oraya akın etti. Newton'un portresi ise bütün töreni izliyordu. Newton bu toplantıyı izleyebilmiş olsaydı bence kesinlikle büyülenirdi. Eddington toplantıya kraliyet topluluğunun kurucusunun portresini işaret ederek başladı ve "Bizi bağışlayın Sir Isaac Newton ama sizin evreniniz alt üst oldu" dedi. Güneş tutulması kısmen bulutlar tarafından örtülmüştü. Ancak birkaç değerli fotoğraf elde edilebildi. Topluluğun yazmanı Eddington'ın sonuçlarını kayıtlara geçer. Plakaların ölçülmesiyle Einstein tarafından öngörülmüş olan güneşin kenarındaki 1.275'lik yansımanın güneş tutulması gözlemleriyle doğrulandığı sonucuna varıldı. Bunun halkta meydana getirdiği ilgi inanılmazdı. Bilimsel topluluğun dışında bırakın sıra dışı teorilerini, kimse Albert Einstein'ın adını bile duymamıştı. Oysa şimdi herkes evren hakkındaki bildikleri her şeyin yanlış olduğunu öğreniyor. The Times of London gazetesi, "Dünya ile ilgili yeni bir teori var. Yüzyıllardan beri bildiğimiz fikirler yanlış. Ve bu adam, bu Alman bilim adamı Albert Einstein bize yeni gerçeği verdi" diye yazdı. The New York Times en güzel manşetlerinden birini attı. Bilim insanları güneş tutulması gözlemleri karşısında heyecanlandı. Einstein teorisi muzaffer oldu. Alman basını da o zaman olanlardan haberdar oluyor. Bir Berlin dergisi onu romantik bir ifadeyle ve bilinen halini almaya başlamış saçlarıyla dalgın bakışlı bir fotoğrafını kapak yaptı. Altına da şöyle yazdılar: "Dünya tarihinde yeni bir isim." Einstein'ın fikirlerini sadece birkaç kişi gerçekten anlasa da kısa sürede herkes adını öğrenir. Biralara onun ismi verildi. Bazı anneler çocuklarına onun ismini verdi. Einstein kendisinin çapraşık yerçekimi teorisinin kamuoyunun hayal gücünü harekete geçirebileceğini hiç algılayamamıştı. Burada basın çıldırmış durumda. Herkes bir makale istiyor, herkes bir yazı istiyor, fotoğraf istiyor. Bu tam bir çılgınlık diyor. Bu fotoğrafçılığın ilk büyük dönemlerinden biriydi. Einstein'ın fotoğrafları vardı. Deniz altından gelen kablolar vardı. İnsanlar dünyanın her yerine haber ulaştırabiliyorlardı. Böylesi bir özgürlük olmadan Shakespeare olamazdı, Goethe olamazdı, Newton olamazdı, Faraday olamazdı, Pasteur olamazdı ve Lister olamazdı. Ancak bütün övgülere rağmen bilim insanları hala bu teoriden şüphe ediyordu. İnsanlar bir hata yapıyor. Einstein'ın ününü teorisinin kabul edilmesine bağlıyorlar. Bu ikisini birbirine bağlıyorlar. Aslında olan bu değildi. Büyük bir tepki meydana geldi. New York Times'ta sürekli olarak "kim bu ünlü bilim adamı" diye sorguladıklarını görebiliyordunuz. Savaştan sonra çoğu İngiliz ve çoğu Amerikalı müttefik güçlerinden olan çoğu kişi Almanlara karşı düşmanca duygular besliyordu. Tekrar barışmayla hiç ilgilenmiyorlardı. Birçok kişi Eddington'ın barış ve uluslararası kardeşlik hedefleriyle motive olduğu, teoriye fazlasıyla inandığı için belki de biraz taraflı davranmış olabileceğini söylüyordu. Rakamlarla oynamakla suçlandı. Eddington ve Campbell'ın yaptığı iki güneş tutulması keşfinde elde edilen fotoğraf sonuçları karşıt kararlarla sonuçlanır. Yeni bir keşfin yapılması gerekmektedir. Hem teorisini 1907 yılında ilk defa sunduğundan beri bu teoriyi kanıtlamaya çalışan Einstein, hem de 1911'den beri problem üzerinde çalışan Campbell'ın kaybedecek çok şeyi vardır. Bu artık bilim meselesi olmaktan çıkıp uluslararası itibar meselesi olmuştu. Kişisel itibar meselesi olmuştu. Artık kişisel olmuştu. Campbell çizelgeleri kontrol eder ve fotoğraflamak için en uygun güneş tutulmasının 1922 yılında 2 yıl sonra Avustralya'da gözlemleneceğini tespit eder. Ve görünüşe bakılırsa bu meydan okumaya cevap veren tek kişi olmayacaktır.
Yıl 1921 ve 42 yaşındaki Albert Einstein bilimin ilk süperstarı haline gelmiştir. Einstein bir tür dünya zafer turu attı. Gemi Atlantik'i geçerken Amerika'daki gazeteler Einstein geliyor diye haber yapıyordu. Einstein'ı aşağı Manhattan'da karşılamayı bekleyen 15 bin kişi vardı. Bunlar bir fizik teorisyeni için yapılıyordu. Bütün doğu kıyısını ve orta batıyı gezdi. Einstein bir fenomen haline geldi. Ancak Einstein için daha önemli olan bilimsel topluluğun hala teorisinin doğru olup olmadığını tartışmasıydı. Einstein ilgi gördükçe teorisinden de o kadar şüphe ediliyordu. Einstein'ın izafiyet teorisi gittikçe artan eleştirilere maruz kaldı. Testin tekrarlanması gerektiğini söylüyorlardı. Eylül 1922'de Avustralya'dan bir tam güneş tutulması açıkça görülebilecekti. William Wallace Campbell her şeyi bir sonuca bağlamak için bir fırsat görür. Ekipmanını tamamen değiştirmek için planlar yapmaya başladı. Bu ölçümü göz önünde bulundurarak tamamen baştan tasarladı. Bu Einstein'ın etkisi ölçüm ekipmanının kadillahıydı. İlk tutulma noktası Avustralya'nın en batı ucunda bulunan 90 Mile Beach'teki bir noktaydı. Ancak bu sefer hedefin peşine düşen sadece Campbell değildi. 7 tane keşif grubu Avustralya'ya gitti. İngilizler bir grup gönderdi. Freundlich bir gruba önderlik ediyordu. Bu Rusya'dan beri ilk fırsatıydı. Başka bir İngiliz astronom olan John Evershed Hindistan'dan geldi. Kanadalılar bir keşif grubu gönderdi. Ve 2 tane de Avustralyalı keşif grubu gitti. Campbell'ın ciddi rakipleri vardı. İngilizler ve Freundlich bulutların altında kaldı. Avustralyalı gruplardan biri herhangi bir veri toplayamadı. Ekipmanları çok kötüydü. Zavallı Evershed teknik zorluklar yaşadığı için hiçbir şey yapamadı. Üçüncü keşfine çıkmış olan Campbell çok daha iyi hazırlanmıştı ve mükemmel sonuçlar elde etti. Yanılmıyorsam 92 tane yıldız görünüyordu. Einstein'ın etkisi sadece orada olmakla kalmayıp Einstein'ın öngördüğü şekilde meydana geliyordu. Çok net ve açık bir şekilde. Bu izafiyet teorisini doğrulayan lenslerden bir tanesi. Işık bu lensten geçti ve bu plakanın üstüne düştü. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bu her şeyin kalbi. Tutulan güneşin etrafındaki yıldızlar görülebiliyor. Burada işareti olan kısmın izafiyet teorisinin öngördüğü sapmayı gösteriyor. Tam isabet. Einstein kesinlikle haklıydı. Bu Campbell için gurur verici bir kişisel başarı ve bilim için bir kilometre taşı niteliğinde bir andı. Lick grubu sonunda başarılı oldu. İnanılmaz derecede başarılı sonuçlar elde etti. Ve Eddington'ın 1919'daki ölçümlerini güçlü bir şekilde teyit etti. Campbell'ın telgrafla sonuçları gönderdiği ilk kişi kimdi? Albert Einstein. Einstein'a seni haklı çıkarttık. Tüm alaycılara rağmen Eddington'ın haklı olduğunu gösterdik demek istiyordu. Einstein için bu inanılmaz bir zafer anıydı. Güneş tutulması keşfi, görünürde teorik olan ancak hayatlarımızın bir parçası olan bir şeyle ilgili inanılmaz bir kanıt sağladı. Güneşin etrafındaki uzay, zamanın büküldüğünü gösteriyordu. Bu yepyeni bir düşünme şekli. Yer çekiminin nasıl işlediği konusunda. Bu çok tuhaftı. Tamamen sezgilerimize karşıydı ama veriler bunu gösteriyordu ve verilere karşı çıkamazsınız. Doğa onaylıyor. Evet, Einstein bu çok güzel bir teori. Haklısın. Sonunda radikal genel izafiyet teorisini ilk sunuşundan 15 yıl sonra 200 yılı aşkın bilimsel düşünceyi geçersiz kılan Einstein muzafferdi ve hakkını korumuştu. Neredeyse. Nobel Komitesi onu 1919'da reddetmişti. 1920'de de reddetmişti ve 1921'de de. Çünkü kimse izafiyet teorisini kabul etmiyordu. Einstein ödülden alacağı parayı boşanmanın karşılığında ve 2 oğlunun nafakası olarak Mileva'ya söz vermişti. Mileva boşanmayı ve 2 oğluyla beraber Zürih'te yaşamayı Nobel ödülünden gelecek paraya güvenerek kabul etmişti. 1922 yılında nihayet Nobel ödülünü aldığını ilan ettiler. İronik olansa ödülü izafiyet teorisinden dolayı almamış olması.
Onun yerine Einstein ödülü mucize yılında yazdığı ve fotoelektrik etkisini açıklayan ilk çalışmasından dolayı aldı. Bu çalışma kuantum mekaniğinin temelini oluşturdu ve atomun sırlarını çözdü. Einstein'ın eski karısı Mileva için ödül daha elle tutulur bir şey anlamına geliyordu. Mileva parayı aldı ve Zürih'te 3 tane apartman satın aldı. Mileva bu yatırımlarıyla çok iyi bir hayat sürmedi ama hayatta kalmayı başardı. Einstein'a kötü günlerinde bakan ve yıllarca sabırla bekleyen kuzeni Elsa için de bir tür zafer vardı. Einstein'ı kendisiyle evlenmeye ikna etti. Bu büyük bir sürprizdi. Bu tuhaf bir evlilikti. Einstein'ın ondan sonra birçok sevgilisi oldu ve hiçbir zaman bunun kendisi için mükemmel hayat biçimi olduğunu hissetmedi. Fakat Elsa, Bayan Einstein olmaya bayılıyordu. Onunla yolculuk yapmaya bayılıyordu. Onun karısı olmasından kaynaklanan prestij ve ihtişamı seviyordu. Dünya korkunç bir savaştan çıkarken, teorisyen fizikçi gibi karmaşık bir mesleği olan bir adama kucak açmıştı ve onu küresel bir ikona dönüştürmüştü. Karşınızda Avrupa'nın hafızasındaki en yıkıcı savaşın sonu vardı. Ve bu pasifist aziz dağınık saçlardan oluşan halesi delici bakışlarıyla geldi ve Atlantik'in iki tarafındaki herkes, Almanya'da ve İngiltere'de ve Amerika'daki herkes onu bir barış insanı olarak ve aynı zamanda bilimle savaşın ötesine uzanan bir adam olarak kutlayabiliyorlardı. Sanırım o noktada başarılarının duygusal yankısı ortaya çıktı. O yüzden insanlar onu sadece zeki bir adam olarak değil, bir sembol olarak, insanlığın yaptığı tüm korkunç şeylere rağmen insanların yapabileceği iyi şeylerin bir sembolü olarak kabullendiler. Onun hikayesi, dünyayı altüst eden yalnız bilim insanının hikayesi çok çekici. Einstein çalışma odasında tek başına sadece zihnini ve bir kalem kullanarak günün en meşhur filmleri ve müzikleri kadar ilgi çekici olan tuhaf buluşlar gerçekleştirdi. Gizemi seviyorlardı. Einstein'ın kendi de öyle diyordu. Dördüncü boyut, uzayın bükülmesi, zaman eğrilmesi gibi kelimelerin kullanılıyor olması. Bu müthişti. Işığın beklemediğiniz şekilde hareket etmesi, bunlar çok romantik fikirler. Bunlar zihni bulandıran düşünceler ve insanlar bunları çok farklı şekillerde benimsedi. Cazip bir özelliği vardı. O kimsenin göremediği şekillerde görebiliyordu. Başkalarının birbirine uyacağını düşünemeyeceği, evren parçalarını birleştirdi. Genel izafiyet teorisi insan zihninin en büyük başarılarından biri. Eğer düşünecek olursanız, modern çağın tamamı, lazer ışınlarının çağı, telekomünikasyon, uydular, bu çağ Albert Einstein'ın çalışmalarıyla açıldı. Örneğin kara delikler ve nötron yıldızları ve Big Bang'in kendisi. Einstein'ın genel izafiyet teorisi olmadan bunları yeterli bir şekilde açıklayamazsınız. Çok güzel, basit ve derin. Evrenin bütün iyi teorileri bundan ibarettir. Einstein 1955 yılında 76 yaşındayken öldü. Fakat aradan yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bu adam ve teorileri popüler hayal gücünü canlandırmaya ve ilham vermeye devam ediyor. O sadece zekasının gücü sayesinde, sadece zihninin gücü sayesinde fakirlikten kurtulmayı başaran, savaş ve kıtlığın üzerine çıkabilen ve tüm insanlık tarihinin en büyük isimlerinden biri haline gelmeyi başaran bir adam. Ve bu bir ilham kaynağıdır. Çünkü yakışıklı doğmanıza gerek yok. Kaslı doğmanıza gerek yok. Dünyaya o şekilde gelmenize gerek yok. Bunu sadece zekanın gücüyle elde edebilirsiniz. Ve benim için bu her zaman yol gösteren bir ışık olmuştur.